Merhabalar arkadaşlar, Derya'nın Mutfağı YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün poğaça yapalım dedik, bir değişiklik olsun. 2 su bardağı süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, yaş maya da olabilir, 4 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 adet yumurtanın akı, sarısını üzeri için ayırdım. Şimdi ben bunları bir güzel karıştıracağım. Mayanın aktifleşmesi için 8,5 su bardağı un normalde alıyor ama unun markasına göre değişkenlik gösterdiği için ilavesini azar azar yapalım, un ilavesini. Önce bunları bir çırpıcıyla karıştıracağım, sonra elimle yoğuracağım. Muhakkak bu hamur işi hamurlarını, yani yoğurma işlemli hamurları kıvam aldıktan sonra bir 10 dakika fazladan yoğurursanız her zaman daha güzel olur. Bu 7. Ve bir güzel yoğurma işlemine geçelim. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan bir hamur olacak. ...45 dakika dinlendirelim. Evet arkadaşlar, hamurum bu kıvamda olacak. Kulak memesi kıvamında. Gördüğünüz gibi yapışma yok. Şimdi bunu 45 dakika dinlendireceğim. Üzerini örtüp 45 dakika sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz üzere hamurumuzun mayası geldi. İki katına çıktı. Ben 1-2 dakikada yoğurup hamurun havasını alacağım. Sonra yapma işlemlerine geçeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamur çok güzel olmuş. Ben şu anda köy peyniri vardı evde. Onu böyle biraz ezeyim çatalda. Bundan bir parça alıyorum. Onu elimde yuvarlak hale getireceğim. Ben yuvarlak yapacağım. Siz şeklini, istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şimdi peyniri içine bıraktım. Güzelce kapattım. Yuvarlayacağım. Peynirimden bir parça bırakıyorum. Sonra tekrar kapatıyorum. Evet, şimdi içerisine, ortasına peyniri bırakıyorum. Kapatıyorum. Bu şekilde yuvarlıyorum. Şimdi ben temiz pohçamla üstünü örtüyorum. 15 dakika tepsi mayasını alsın. Sonra önceden ısıttığım fırına göndereceğim. Evet arkadaşlar, şu anda poğaçalarım tepsi mayasını aldı. 15 dakika beklettim. Şimdi üzerinin yumurtasını süreceğim. Şimdi üzerini çatalla çiziyorum. Ben tepsinin birine çörek otu dökmeyeceğim. Birine çörek otu dökeceğim. Şimdi önceden ısıttığım 170 derecelik fırınıma gönderiyorum. Evet arkadaşlar, şu anda fırının içinde poğaçalarım birazcık daha kabardı. Gördüğünüz gibi. Bu tarifi mutlaka deneyin. Asla pişman olmazsınız. Ben sürekli bu tarifle yapıyorum. Misafirlerim de çok beğeniyorlar. Evet arkadaşlar, şu anda poğaçalarım kızarmaya başladı.
Evet arkadaşlar, fırından yeni çıktı, sıcak sıcak elleyemiyorum. Ama şöyle size altını da göstereyim. Altı da güzel pişti. Gayet gördüğünüz gibi yumuşacık. Görüyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi poğaçalar yumuşacık oldu. Bakın. İçinde görüyorsunuz. Çok güzel pişti. Bakın gördüğünüz gibi içi de yumuşacık. Çok güzel pişti. Bakın. Evet arkadaşlar, bugünkü videomun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma ücretsiz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Hepinize sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.